Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin denilmişti peygamberimize. Hidayet Allah-u Teala'nın elinde. Peygamberlere düşen anlatmaktır. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى demişti. Firavun'a git, o azdı demişti. Allah-u Teala biliyordu Firavun'un adam olup olmayacağını. Yine de Hazreti Musa'ya düşen görev neydi? Gidip anlatmak. O da anlattı. Sevabını aldı ama Firavun iman etmedi. Burada da Peygamberimize hidayetin Allah-u Teala'nın elinde olduğu ifade edilmiş. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin denilmişti. Ve Neml suresi 82. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ Sadakallahu aleyhi. Söz gerçekleştiğinde, Allah-u Teala hükmünü verdiğinde, اَخْرَجْنَا لَهُمْ Onları biz çıkarırız. دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ Yerden bir canlı çıkarırız. Nasıl bir canlıdır? Yani Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısı verilmiyor. Hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Hani garip bir yaratık olduğu anlaşılıyor orada. Konu tabii gaybı ilgilendirdiğinden Kur'an-ı Kerim bu kadar ayrıntıya girmemiş. Sadece bir canlı çıkaracağız demiş. Nasıl olduğunu Allah-u Teala en iyisini bilir. Tükellimuhum, o konuşuyormuş o canlı, nasıl bir canlıysa. Ennen nâse kânû bi âyâtine, şüphesiz ki insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerine kesin olarak inanmıyorlar diye. Bunu, yani Allah-u Teala bir canlı çıkarıyor yerden, o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ayetlerini gönderiyor, peygamberleri aracılığıyla insanlara ulaştırıyor. Fakat insanların bir kısmı inkar ediyor. Bu yerden çıkan canlı da nasıl bir canlıysa böyle konuşacakmış o. Muhtemelen kıyamet sırasında bir sahne burası. Ve kesin olarak Allah-u Teala'nın ayetlerine insanların inanmadıklarını söyleyecekmiş. Tabii hani insanların bir kısmı inanmıyor, bir kısmı da inanıyor. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا Biz öyle bir gün ki her ümmetten bir grup topluyoruz oradan. مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِعَيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grup. Yani her ümmetten kimler yalanladıysa Allah-u Teala onları topluyor bir yere. فَهُمْ يُوزَعُونَ Onlar sevk ediliyorlar. Hatta اِذَا جَاءُ Onlar geldiklerinde قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِ Allah-u Teala onlara hitap ediyor. Siz ayetlerimi yalanladınız mı? Tabii bu azarlama türünden bir soru. Yoksa öğrenme amaçlı değil. Allah-u Teala biliyor onların yalanladığını. Yalanladınız mı? وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا Yani bilginiz de yetmiyordu ama yetmeyen bir şeyi inkar ettiniz. Yani ahirette siz görüyor musunuz? Ey inkarcılar, görmüyorsunuz. Yok sayıyorsunuz. Yani göremediğiniz bir şeyi niye yok sayıyorsunuz? Bir şey görünmüyorsa yok anlamına gelmez. Yani sen göremiyorsunuz. Olabilir bir göremediğimiz halde. Bir sürü böyle varlık var yani. Yani şöyle diyebiliyor muyuz? Jüpiter'in arkasını göremedik. O zaman demek ki yok. Yani böyle bir şey mantık olmaz. Ama o kafirlerde böyle bir şey var işte. Ahireti görmüyorum demek ki yok. Allah'ı görmüyorum demek ki yok. Cennet cehennemi görmedim, melekleri görmedim demek ki yok. Böyle bakıyorlar meseleye. Allah-u Teala diyor ki bilgilerinin yetmediği bir şeyi inkar ettiler. اَمَّذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yoksa ne yapıyordunuz ki siz? Yani inkardan başka ayetleri yalanlıyordunuz. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Söz onların üzerine gerçekleşti. Azap sözü oluyor tabii. Niye Allah-u Teala azap ediyor? Bime zalemu, zulmettikleri için. Durup dururken Allah-u Teala kimseye zulmetmez. İnsanlar zulmederlerse zulmenin cezasını görürler. Bu bazen olağanüstü bir şekilde olabilir. Bazen de tabiat olayları gibi depremdi, seldi, yangındı bu şekilde olabilir. Fehum la yantikun. Onlar artık konuşamazlar da Allah-u Teala onların bu kabiliyetlerini ellerinden almış ve
azaba uğrama nedenlerini de söylemiş, zulmetmeleri. Elem yarav enna ce'annel leyle li yeskunu fihi ven nehara mubsira. Onlar görmediler mi ki biz geceyi huzur bulsunlar diye yaptık. Yani gece uykusu asla gündüz uykusu gibi olmaz. Allah-u Teala bekçi kardeşlerimize yardım etsin yani. Geceliğin hani ayakta kalıp gündüz uyumaya çalışan çok zordur. Allah-u Teala böyle yaratmış bizi. Gece uykusu dinlendiriyor insanı. Gündüz uykusunun pek hayrı yok yani. Hatta bazıları şey yapar mesela, yattığı odayı böyle siyah dekore eder ki hani gece gibi olsun diye, gündüz uyusun, dinlenebilsin diye yani. Ben nehara mubsira, gündüzü de hani görebileceğimiz şekilde aydınlık yarattı Allah-u Teala. Biz gündüzde işlerimizi görüyoruz. Yani rahat rahat işlerimizi halledebiliyoruz gündüz. Hep gece olsaydı zor bir hayattı gerçekten dünya. Allah-u Teala dinlenelim diye geceyi, çalışalım diye de gündüzü yaratmış. İnsanların genelde zaten çalışma saatlerini böyle ayarlıyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bunda ayetler var inanan kavim için. Demek ki biz gece üzerine düşüneceğiz, gündüz üzerine düşüneceğiz. Allah-u Teala böyle iki tane nimet vermiş bize ve inanan kavim diyor, bunda ayetleri görür. Allah-u Teala'nın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar cömert olduğunu inanan kimse görebilir. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ. Sura üfürüleceği gün, kıyametin kopması ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla diyor. Allah korusun. Yani demek ki melekler de korkacak. Öyle dehşetli bir gün yani. Kıyamet günü. Hepsi de boyunlarını bükerek Allah-u Teala'ya doğru gelecekler. Artık isyan işleri bitti. Yalanlama işleri, inkar işleri, gayri ahlaki şeyler ahirette bitti. Artık hesap günü yani. Ya cehenneme girecek insanlar ya cennete girecekler. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Sen dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın, sabit sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket eder diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bilir en doğrusunu. Yani dağlarla beraber yeryüzü belki kastedildi. Hani hareket ediyor diye. Bazen Arapçada böyle kullanımlar var. Bir şeyin bir kısmı söyleniyor, tamamı kastediliyor. Burada da dağlar hareketlidir derken dağların içinde bulunduğu dünya hareketlidir diye kastedilmiş olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Mesela Allah-u Teala verke'u merrakin dediğinde secde edenlerle beraber secde et. Hazreti Meryem için de hatırladığım kadarıyla verke'i merrakin, secde edenlerle beraber secde et diye ona söylüyordu Allah-u Teala. Rükû edenlerle beraber rükû et diye. Oradaki rükûdan kasıt yani namaz kılanlarla beraber namaz kıl anlamında. Namazın bir kısmını söyledi, rükûyu tamamını kastetti namazın. Ona benziyor. En doğrusunu Allah bilir. Bulutlar gibi geçer gider diyorsun. Allahillezî etkane kulle şey. Allah-u Teala'nın yaratması var ya, her şeyi mükemmel yaptı. Yani bir kusur göremiyoruz. Bakıyoruz işleyiş mükemmel yani. Yani gece, gündüz. Yani bunların aklı yok. Nasıl bu kadar düzenli gidip gidiyorlar yani? Güneş mesela nasıl ölçülü bir şekilde ısıtıyor da yeryüzünde hayat oluyor bu sayede. Bitkiler büyüyor, biz faydalanıyoruz. Derimiz faydalanıyor güneş ışıklarından. Bunların hepsi ayarlı. Yıllardır da gidiyor. Bu ayarı kim tutuyor yani? Sonra Allah-u Teala'nın yarattığı canlılar, yüz milyonlarca yıl var olan canlılar var. Bunları kim canlı tutuyor? Belli ki bir varlık bunu yapması lazım. Bu kadar düzen tek varlık sayesinde olabilir yani. Yani 3-5 tane, 10 tane falan yaratıcı ilah olsaydı zaten hiçbir şey kalmamıştı. Birbirlerine bir girmişlerdi. Kavga dövüş, her şey bitmişti. Bu düzen bize gösteriyor ki bir tane yaratıcı var. İnnehu habirun bima tef'alun. O haberdardır sizin yaptıklarınızdan. Bu tür ayetler eğer müminleri muhatap alıyorsa, Allah-u Teala yaptıklarınızdan haberdardır dediğinde müminlere müjde olmuş olur. Yani bu yaptıklarınız hiç ziyan olmayacak. Meleklerimize bunları kaydettiriyoruz. Sevabını kat kat alacaksınız anlamına gelir. Bu tür ayetler bağlamında kafirlerden söz ediliyorsa da onlara tehdit olmuş olabilir. Allah-u Teala sizin yaptıklarınızı bilmektedir.
bunların hesabını tek tek size soracak anlamına gelir. Allah-u Teala hesabını kolay veren kullarından kılsın bizi. Cennetli kullar arasına katsın. Burada komşu kıldığı için gibi ahirette de inşallah bizi komşu kılsın cennette. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.